Babu şifil amdillezi şul bir şifi amit ki la kavvede fihi anda kısas yoktur. Ma huve o nedir? Şifi amitte kısas var mıdır yok mudur? Amit katil 3-4 türlüdür. Bir adamı kasten öldürmek, ona amit derler, kasten öldürdü. Onda kısas var. Bir de kasten öldürmedi ama kaste benziyor, ona da şifi amit derler. Hata değil. Amit var ama fakat tam amit de değil. Adam öldürme kastiyle vurmuyor. İki adam dövüşüyorlar. Birbirlerini değeneklerle vuruyorlar. Maksadı o adamı dövmek. Dövmek ama fakat o arada ona o derece fazla vurmuş ki adam ölmüş. Kasti öldürmek değil ama öldü. Buna da şifi amit derler. Bir de var ki hata. Hata mesela adam süratle arabayla giderken birdenbire bir çocuk arabanın önden geçti. O çocuğu öldürdü. Yahut da yukarıdan bir bacadan aşağı taş atıyordu. Tesadüfen bir adam da alttan geçti, adama isabet etti. Ava gözledi, ava silah atıyordu. Bir adam ansızın av ile kendi arasına girdi, onu vurdu. Bunlar hata. Bir de şifi hata var. Mesela uyurken kadın düşmüş, kendi çocuğunu boğmuş. Şifi hata. Evet. Şimdi bunların hükümleri ayrı ayrı. Şimdi amid olursa kısas. Ya şifi amid olursa, şifi amid de iki türlü. Bazı şifi amid var ki kısas var. Bazı şifi amid var ki kısas yok. İhtilaf işte burada. Şimdi onu beyan edecek. Mesela bir adama kaldırdı, koskoca bir ağacı aldı, kafasına vurdu. Vurduğu gibi zaten o ağaçtan bir tane vurursa insan ölür. O da ölü verdi. Bunda ne lazım gelir? İmam-ı Azim diyor ki, kılıç ile, demir ile, bir silah ile vurmadığından dolayı bu şifi amittir. Hem de benziyor. Bunda diyet vardır, kısas yoktur. İmameyn de diyor ki, bu ağaçla insanın başına vurulursa öldürülmesi belli. Binaenaleyh bu da amit sayılır. Kısas vardır, ihtilaf burada. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن خالد الحزة عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي orada mim yok. Sedusi. Bir mim koymuş metlerden. Es-Sedusi. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Rukbeti bin Evsü Sedusi de eshabdan bir zattan rivayet eylemiş. Onun ismini burada zikretmiyor. Sahabeden kimden rivayet eylemiş? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hatabe yevme fethi Mekke. Mekke'nin fethi günü hutbe okudu. Fekale fi hutbeti hutbesinde buyurdular ki Ela inne katile hatayil amdi. Siz biliniz ki amdın hatasının katili. Yani amd etti fakat hatan katletti. O adama vurmayı kasten vurdu. Ama ölmesi hatan oldu. Vurması hatan değil, vurması kasten. Fakat ölmesi, ölmesini kastetmiyordu, hatan öldü. Bu neyledir? Bis savti, neyle hatada oldu? Bis savti, kamsi ile, vel asa, asa ile, vel haçeri, taş ile. Evet. Fihi, onda olucudur. Diyetün muğallazı, diyetin muğallazı olucudur. İşte bu delil İmam-ı Hanife'nin delili. Bir adam o kadar kamçıyla vurdu ki adam öldü. İşte şifi amit oldu. Kamçı insanı öldürmez. Ölmüş. Asa değneğine vurmuş. Adamı fazla vurmuş, ölmüş. Bu da şifi amit. Bunda diye daş. Aldı daşı. Daşı attı vurdu. Yani adamı döyecek de hesap edecek. Kesti öldürmek değil. Fakat taş vurdu. Tehlikeli bir yerini öldürdü. İşte bunlar da olucudur. Ne? Diyetün muğallaza. Diyet-i muğallaza vardır. Hani kısas var mı? Yok. İşte İmam-ı Azim diyor ki bak Resulullah Efendimiz kısas vardır demedi. Diyet-i muğallaza. Diyet-i muğallaza ne? Mi'etun minel ibil. Develerden 100 deve. 100 deve verecek. Öyle 100 deve ki minha o 100 deveden erbaune 40 deve halifetun. Halifedir. Halife ne demek? Fî bütûniha evlâduha. Karınlarında yavruları var. 100 deve verecek. 40 tanesi yüklü deve olacak. Karınlarında yavruları olacak. 60'ı da başka. Yavrusuz deve. Diyet-i muğallaza bu.
قال أبو جعفر إمام التحاوي dediler ki فذهب قوم إلى هذا الحديث. Ulemadan bir kısmı bu hadise zahip oldular. فقالوا dediler ki لا قوَّد قصاص olmadı على من bir kimse üzerine ki قتل رجلا bir adamı öldürdü بعصن asayla أو حجر taş ile öldürdü. Buna kısas yoktur. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَٰلِكِ işte bununla hükmedenlerdendir kim? Ebu Hanife'te radıyallahu anh, İmam-ı Azam radıyallahu anh işte bunlardandır. Şimdi bazı olur ki, insan ölümünü kastetmiyor ama olur. Vaktiyle bir adamı gördüm, katip noterde vekalet yazdırıyor. Bir avukat tutuyor, tabii noter ona soruyor ki, neden dolayı vekalet veriyorsun? Diyor ki bir nefere vurmuş olduğum tokattan dolayı nefer öldü. Aleyhime açılan davadan dolayı filan avukatı vekil tayin ettim. Tokat insanı öldürür mü? Adette öldürmez. Bu adam o neferi öldürmek için de vurmamış. Tokat demek hızlı vurmuş. Adamın başındaki dimağı saçmış, ölmüş. Ölmüş. İşte bu hangisindendir? Şüphülem. Bu adam vurmayı kastediyor ama katli hata oluyor. Katli hata. Şifamet bu. Türk ceza kanununda bununla vardı. Buna benzer bir şey. Mesela tahammülden öldürdüğümde idama gider. Yani gasp etmiş adamı düşmanı. Onun ölümünü hazırlanmış. Ondan sonra. Bir de mesela düşmanımız rastgele çıkmış. Gelince vurmuş. O zaman ceza hafifler. Ve halefen fî zâlike âherûn. Bunda başkaları İmam-ı Hanife'ye muhalefet ettiler. Minhum Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmetullahi aleyhim. Bu ikisi kendi hocalarına muhalefet ettiler. Ne dediler? Fekalu dediler ki İzâ kânetil haşebetu bu adamı öldürdü ki ağaç olursa misluha o ağacın misli yaktulu katleder. Böyle bir ağaç ki ondan adama vursan öldürür. Bu şekilde olursa fealel katili biha işte o ağacı öldürene tereddüb eder el kısas-ı kısas. Ve zalik bu da amdün amittir. Şifa amittir. Amittir. Niye? Sen biliyorsun ki bu ağaç koskoca bir ağaç. Bundan bir tane vurursam bu adam ölecek. Sen bir ağacı al, kaba bir ağacı adamın başına vur. Biliyorsun ki vurduğun gibi bunun başı parçalanacak, ölecek. Öyleyse bu amittir, şifa amit değildir. Şimdi burada İmam-ı Azam diyor ki hayır, kesici alet olmadığından dolayı bu şifa amit sayılır. Evet. وَاِنْ كَانَ مِسْلُهَا لَا يَقْتُلْ. Yok, ağaç öyle bir ağaç ki o ağacın misliyle insana vursan öldürmez. فَفِي ذَٰلِكَ onda da olucudur. اَدْدِيَتُ diyettir. Diyet olucudur. وَذَٰلِكَ الشِّفْرَانِ işte şifranı budur. Mesela bildiğimiz elimizdeki asalarla bir adamın vücuduna vursan, öyle tehlikeli bir yerin değil de vücuduna vursan o adam ölmez. Hatta kafasını da kırsa icabında o bildiğimiz bu hafif asalar öldürmez. Fakat bu adam ya çok vurdu yahut da hızlı vurdu öldü. İşte şifamız budur diyor. Ve kalu bunlar dediler ki leyse fî mehtecce bihi aleyne ehlül mekâletil ula birinci mekâle sahibi yani İmam Ebu Hanife'nin getirmiş olduğu hadiste bizim aleyhimize delil yoktur. O da nedir? Min kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlini delil getirdi İmam Ebu Hanife. O bizim aleyhimize gelmez dedi. Peygamber Efendimiz'in hangi kavli? Ela inne katile hatayil amdi. Evet. Hatay amd. Amdın hatasının katili. Bis savti kamçiyle vel asa asayla vel haceri taşıyla fi miyatun minel ibil. Onda develerden yüz deve olucudur, diyet mugallesi olucudur buyurdu Peygamber Efendimiz. Burada olmadı, delilün delil olmadı alâ mâ kâlu dediklerine yani İmam Ebu Hanife'ye itiraz ediyorlar senin dediğine bunda delil yoktur. Niçin? لَاَنَّهُ قَدْ يَتُوزَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş olar. Erade murad ettik olar. Bizalik bu diyetle neyi? الْعَسَى شُلَتْ بِالْعَسَيِ اَلَّتُ اِلَاسَ كِ لَا تَقْتُلُ مِسْلُهَا وَعَسَنِ مِسْلُ öldürmez. Yani Resulullah Efendimiz asa ile ölen, öldürülen bir adam amit değildir, onda diyet vardır. Bununla neyi kastetti? Şul bir asayı ki o asanın misli insanı öldürmez. Elleti, evet, öyle asa ki hiye kessavti, kamçı gibidir.
Ellezi öyle kamçı ki layak durum misli o. Onu misli öldürmez. Kamçıyla bir adama ne kadar vurursan vurur öldürmez. İşte Resulullah Efendimiz asayı da yani kamçıya benzer bir asayı kastetti. Onun için bu hadisi böyle murat etmek ihtimali olduğundan İmam Ebu Hanife'nin delil getirmiş olduğu hadis bizim aleyhimize delil değildir dediler. Ve inkâne erâde zâlih. Eğer Resulullah Efendimiz bunu murat ettiyse o asayla ki öyle bir asak insanı öldürmez. Fehuvellezî kulnâ. Bizim dediğimiz budur işte. Ve in lem yekun erâde zâlih. Yok bunu murat etmediyse öyle bir asayla mutlak asa. Onunla insan öldürülür yahut öldürülmez mutlaka sayı kastettiyse. Evet. وَاِلَّمِ كُنْ اَرَادَ ذَٰلِكُ وَاَرَادَ مَا قُلْتُمْ sizin dediğinizi murad ettiyse فَقَدْ تَرَكْنَ الْحَد۪يثَ وَخَالَفْنَاهُ biz hadisi terk ettik ve ona muhalefet ettik. Nasıl muhalefet edeceğiz? Hadise muhalefet olur mu? Diyor ki yani o hadisi başka manaya alacağız. فَنَحْنُ بَعْدُ biz bundan sonra da لَمْ نُسْبِتْ ispat etmedik. خِلَافَنَا مُخَالَفَتِمِزِ لَهَذَا الْحَدِيثِ bu hadise muhalefetimizi de ispat etmedik. Yani illa bu hadise muhalefet demedik. اِذْ كُنَّا نَقُلْ biz der olduk ki اِنَّ مِنَ الْعَصَى asalardan olucudur ma bir asa ki اِذَا قُتِلَ بِهِ anınla katledildiği vakıtta لَمْ يَتِدِّهِ عَلَى الْقَاتِلِ قَوَدٌ قَاتِلَ kısas lazım gelmez. Böyle olmak ihtimali var. Zayıf bir asa olur ki onunla vursan ona kısas lazım gelmez. Çünkü onun misli insanı öldürmez. وَهَذَا الْمَعْنَى işte bu bir manadır ki bu mana اَلَّذِ وَيْلَ manadır ki حَمَلْنَا biz hamlettik aleyhi o manaya مَعْنَى هَذَا الْحَد۪يثِ ve hadisin manasını ona hamlettik اَوْلَى bu daha evladır. مِمَّا ol bir manadan ki حَمَلَهُ عَلَيْهِ o manayı hamletti اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُلَى birinci mekale sahipleri İmam-ı Azem'in hamletmiş olduğu manadan ise bu mana daha evladır dediler. لَاَنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ bizim hamlettiğimiz mana لَا يُضَادُ حَد۪يسِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes'in hadisine zıt değildir. O da kimden rivayet etti? عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den فِي اِيْجَابِهِ Peygamber Efendimiz'in vacip kılmasının hakkında اَلْقَوَدَ قِسَاسِ عَلَى الْيَهُودِ يَهُودِيَ اَلَّذِ اَيْلَ يَهُودِ كِ رَدَخَ رَاسَ الْجَارِيَ cariyenin başını ezdi bir hacerin taş ile. Bu hadise muhalif değil. Yani burada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyorlar ki İmam Ebu Hanife Mekke fethindeki hadisi rivayet ediyor. Biz bu hadisi şu manayı alıyoruz ki Resulullah Efendimiz asa ile taş ile bir adam öldürülürse kısas yoktur. Hangi asa hangi taş onun misli insanı öldürmez. İşte bu manayı alırsaksa Hazreti Enes'in rivayet etmiş olduğu Yahudi vurdu da cariyenin başını kırdı ve öldürdü. Onların ikisini tarif et ediyoruz. Niye? O öyle bir taşla vurdu ki insan öldürdü. O şekilde olursa tabii kısas lazımdır ama o şekilde olmasa kısas lazım değildir diyet vardır. وَلَاَنْ يُحْمَلَ الْحَد۪يثِ hadisin hamledilmesi عَلَى مَا يُوَافِقُ بَعْدُهُ بَعْدًا bazısı, hadislerin bazı bazısına muvafık olan bir manayı hamledilmesi اَوْلَى daha evladır. Neden? مِنَا يُحْمَلَ عَلَى مَا وَلْدِرْ مَانَايَ hamledilmekten ki يُدَادُ بَعْدُهُ بَعْدًا hadislerin birbirine zıt olmasından daha evladır. Yani İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi olsa diyorlar, hadisler birbirine zıt olacaklar. İmam Ebu Hanife ne diyor? Taş ne şekilde olursa olsun, vurdu onunla öldürdü mi, kısas lazım gelmez. Halbuki Hazreti Enes'in hadisinde Yahudi vurdu, taşla öldürdü, onu Resulullah Efendimiz de kısas ettirdi. Bak birbirine zıt geldi. Ha. Bizim dediğimiz gibi olursa diyor, o vakitte birbirine zıt gelmez. Yani Resulullah Efendimiz Mekke fethinde buyurdu ki asa ile taş ile öldürülene kısas yoktur. Onun misli insanı öldürmez. Bu manayı alırız. O manayı aldığımız gibi Hazreti Enes'in hadisiyle muvafık oldu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam yetiraz etse dese ki فَاَنْتَ قُلْتَ sen dedin ki اِنَّ حَد۪يسِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Enes'in hadisi هَذَا bu Yahudi meselesi hakkındaki hadisi mensuhun mensuhsu. Nerede dedin? Fil babil evvel. Evvelki babda.
Fekeyfe esbette, nasıl ispat ettin? El amele bihi, anın le ameli hâhuna, burada. Biz orada dedik ki Hazreti Enes'in hadisi var idi İslamiyet'in evvelinde, fakat sonradan nesk edildi. Böyle dedin. Burada da tekrar onunla amel ediyorsun. İki hadisi birleştiriyorsun. Böyle itiraz ederse قِيلَ لَهُ, adama denilir ki لَمْ نَقُلْ, biz demedik اِنَّ حَدِيثِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَذَا مَنْسُخٌ, Hazreti Enes'in bu hadisi mensuhtur مِنْ جِيَةِ مَا زَكَرْتُ, benim zikrettiğim cihetten. Bir cihetten mensuh, bir cihetten değil. وَقَدْ سَبَتَ وُجُودُ وُجُوبُ الْقَوَدِ, kısasın vücubi sabit oldu. Vel katli bil hacer, hacer ile katlin vücubi sabit oldu. Fi hadis Enes'in, Enes radıyallahu teala'nın hadisinde. Bu iki cihetten de mensuhtur manası değil. Çünkü orada Yahudi kızın başını taş ile öldürdüğünde Resulullah Efendimiz ne yaptı? Onu katlettirdi ve kısas ettirdi. Ve innema kultu, ben diyor dedim ki اِنَّ الْقِسَاسَ قِسَاس بِالْحَجَرِ, taşıyla kısas, قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ مَنْسُوْخًا, caiz ki mensuh olmuş olan. Resulullah Efendimiz Yahudi'nin başını ezdirdi taşıyla, bu caiz ki mensuhtur. Evet. لِمَا قَدْ زَكَرْتُ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ, yukarıda ben bunun hüccetini de getirdim. O hüccet dolayısıyla taşıyla öldürmenin mensuh olduğunu ispat ettim. Yani öldüreceksense, kısas yapacaksan kırışla yap. Taş ile müsle yapma. Onun sebebi yukarıda geçti ki müsle olur. Tazip olur. Bir adamın katli vacib ise azap vermeden kılıcını öldür. O nesk edildi dedim. Fahadisu Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'in hadisi fi icabil kavadi, kısasın icabında, kısasın var olmasında indena, bizim indimizde gayru mensuhun, mensuh değildir. O Yahudi kızı öldürdüğünden, taş öldürdüğünden kısas var onda. Var ama ne şekilde kısas edeceğiz? Yine taş ile mi ezeceğiz? Yok, biz bunu kabul etmedik dedik. Yok. Taş ile ezmek o nesk edildi. Ya kılıç ile öldürülür. وَفِي كَيْفِيَّتِ الْقَوَدِ الْوَاجِبِ, vacip olan kısasın keyfiyetinde ise, peki kısas yapmak vacip oldu, bunun keyfiyetinde قَدْ يَحْتَمُلَا يَكُونَ, ihtimali var ki ola mensuha, mensuh ola. Hazreti Enes'in hadisi عَلَى مَا فَسَّرْنَا ve beyyenna fil bab, bizim tefsir ve beyan ettiğimiz üzerine, nerede fil babillezi kabli hazel bab, bu babdan evvel onu beyan eyledik ki Resulullah Efendimiz Yahudi'yi öldürdü, caiz ki o kısas Allah için oldu da onun için öldürdü, yol kesenler gibi. Caiz ki o mektulun evliyası öyle istediler, selahiyet onlara verildi, onlar o şekilde öldürülmesini istediler, o şekilde öldürüldü. Yoksa ümumi hüküm, bir adam ne suretle olursa olsun bir adamı öldürdü mü kısas vacip olursa kılıçla infaz edilir. Orada yukarıda geçti bu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ, hüccetten oldu. لِلَّذ۪ينَ قَالُوا, şul bir kimselere ki dediler اِنَّ الْقَتْلَ بِالْحَجَرِ, taş ile öldürmek لَا يُوْجِبُ الْقَوَدْ, kısası icap etmez. Bunu diyenler kim idi? İmam Hanife. Bunların lehine olan hüccettendir. Nerede fi def'i hadis Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'in Yahudi hakkındaki rivayet etmiş olduğu Yahudinin hadisini def etmek için. Ennehu kat yehtemilu, şu var ki mühtemil olur. En yekune ola ma avceben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in vacip kılmış olduğu hüküm. Minel katli fi zalik, o Yahudi hakkındaki katli, başını taşından ezdirmesi bu ola. Hakkan lillahi azze ve celle, Allah-u Teala için bir hakk ola, onun için başını ezdirmiş. Ve ceale l-yehudiyye, Yahudiyye kılmış oldu Peygamber Efendimiz, kekati'i tarik, yol kesen gibi. Ellezi, öyle yol kesen ki, yekun olur, ma vecebe aleyhi ukati tarikin, aleyhine tereddüb eden hüküm, hadden min hududillahi azze ve celle, Allah-u Teala'nın hüdudundan bir hadd olur. Bir adam yolu kesti mi, İnsanları öldürdü mü? Ha, onu yakaladın mı? Ne suretle öldürürsen öldür. Gati terik. Az kes, yavaş yavaş azalarını kes. Hepsi caiz. İşte bu da onun için oldu. Çünkü kızcağızı, masum bir kızcağızı yakalasın. Üzerindeki ziyneti alsın. Ondan sonra dursun, başında taşına nessin. Bu hüdud-i ilahiyeden bir hüdud oldu. Onun için Resulullah Efendimiz onu o şekilde öldürdü. Fe inkâne zâlik kezâlik. Eğer bu böyleyse,
فَاِنَّ قَاتِعَ الطَّرِيكِ Zira yol kesen adam, اِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ اَوْ بَعْسًا Bir adamı taş ile öldürse, yahut esa ile öldürse, وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتِلِ Onun üzerine katil vacip olur. İmam-ı Azim de böyle diyor. İsterse elindeki asa ince bir asa olsun, isterse kamçı olsun. Fakat yol kesici adam vura 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 adamı öldürdü. Katil vacip onda. O kısas vacip. فِي قَوْلِ الَّذ۪ي شُرْبِ kimsenin قَوْلُنْدَ ki يَزْعُمُ زُعْمَ der ki اَنَّهُ لَا قَوَدَ قِسَسُ الْمَدَى عَلَى مَنْ قَتَلَ بِعْسَنْ Asa ile öldüren adama kısas vacip değildir diyen İmam bu Hanife'ye göre de bu vacip. Katiyi terik. O diyor ki katiyi terik olmayan asa ile öldürürse bu amden değil, kısas yoktur. Ama katiyi terik asa ile kamçı ile de öldürse kısas vacip olur. وَكَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ Bu kavli ile hükmeyledi cemaatü min ehli nazar. Ehli nazardan bir cemaat böyle hükmeyledi. Ne dediler? قَاتِي تَرِكْ En hafif bir şey ile insanı öldürse bile ona kısas tarif gibi eder. وَكَدْ قَالَ اَبُوْ حَنِفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ İmam Ebu Hanife buyurdular. فِي الْخَنَّاقِ İnsanları boğanlarda. Boğucu adam. İnsanları tutuyor, boğuyor. Buna ne hüküm tereddüb eder? İmam-ı Azim ne buyurdular? İnne aleyhi diyete. Dedi ki onun üzerine diyet vardır. Bir adamı vurmuş, boğuluna sarılmış, boğmuş. Ve ennehu la yuktel. O adam kısas edilmez. İlla en yef'ale zâlike gayre merre. İlla adet etmiş, daimi bunu yapıyor. İnsanları tutup boğazından boğuyor. Ha. Birinci defa kısas edilmez. Tekrar etti mi? Ha. Bu adet bu. O vakitte kısas edilir. فَيُقْتَلُ وَقِتَّ قَتْلِدِرِ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ Ve onun katli de olur. حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ Allah-u Teala'nın hüdudundan bir haddir diye bu adam öldürülür o şekilde. Yani boğduğu, boğan adama kısas tereddüb eder manasına değil. Bu adam bunu adet etmiş, insanları tutup boğuluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın hüdudundandır. Bu adamın vücudunun izalesi lazım. Onun için katledilir. Fakat yecudu caizken yekunen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş ola katelel Yahudiye Yahudi'yi öldürmüş ola ala ma fi hadis Enes'in radıyallahu ta'ala an Hazreti Enes'in hadisinde geçtiği gibi lennehu vecebe aleyhi Yahudi üzerine vacip oldu el katlu katil lillahi azze ve celle Allah için kema yecibu ala katil tarikin üzerine kısasın tereddüb etmesi gibi nasıl katil tariki öldürmek vacip ise o Yahudi'yi de o şekilde öldürmek vacip oldu. فَاِنْكَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Eğer bu böyle olursa فَاِنَّ اَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ يَقُولُ İmam Ebu Hanife der ki كُلُّ مَنْ قَتَعَ الطَّرِيكَ Her bir kimse ki yolu kesti فَقَتَلَ بِعَسَنَ وَحَجَرْ Asa ile yahut da taş ile insanları öldürdü اَوْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فِي الْمِصْرِ Yahut da bunu şehirde yaptı yani. Yolu kesmedi de şehrin içinde yaptı. يَكُونُ حُكْمُهُ فِي مَا فَعَلْ Yapmış olduğu işte onun hükmü oldu. حُكْمَ قَاتِعِ الطَّرِيقِ قَاتِعِ الطَّرِيقِنْ hükmü oldu. Yani o adamı öldürmek Allah için zamanın imamına vacip. Onu öldürecek. وَكَذَٰلِكَ الْخَنَّاقِ İnsanları boğan da böyledir. اَلَّذِي قَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ O boğma işini yaptı. غَيْرَ مَرَّةٍ bir kere değil. Birden fazla. اَنَّهُ يُقْتَلْ O da katledilir. Niçin? Onun vücudu müzir, o şerri def etmek için. Ha, mesela isabet-i ayın var. Adamın gözü isabet ediyor. Kime bir bakıyorsa malını, canını telef ediyor. Şimdi bu adam isabet-i ayın dolayısıyla bir adamı öldürse kısas tereddüb eder mi, etmez mi? Etmez. Vurdu mi? Yok. Dövdü mi? Yok. Silahı mı? Yok. İsabet-i ayından öldürdü. Ona bak kısas tereddüb etmiyor. Fakat onun vücudunun izalesi zamanın imamına vacip mi, değil mi? İşte bu boğucu gibi. Eğer tekrar yaparsa ve bunu kastederse o kısas tereddüb ettiğinden dolayı değil. Kısas tereddüb etmiyor. Fakat onun vücudunun izalesi imam üzerine vacip oluyor. Fatih tereddübü. Burada birisinden eşittim. Ebu Bekir ile Azami var idi. Allah rahmet eylesin. Bedevilerden 4-5 adam gitmişler. Develeriyle beraber çölde bir ağacın gölgesine oturmuşlar. İşlerinden birisinin gözü çok isabet edermiş.
Bakmışlar ki genç bir adam deveyle geliyor. Ulan demiş ki arkadaşlarına ki deve eti yemek istemez misiniz? Vallahi yeriz. Öyleyse demiş durum. Bu adamın devesini ben bir göz edeyim. Devesini boğazlarız yeriz. Amma da deve işte Arapça demiş herhalde. Bir bakmış gözden çıkan, bak bu manevi bir hal, gözden çıkan o zehir deveyi isabet ediyor. Hemen deve düşüyor. Deve düştüğü gibi üstündeki adam anlıyor. Aman diyor, buna isabet ettiniz, deve ölmeden gelin kesin de hiç olmazsa eti murdark etmesin. Hemen gidiyorlar, deveyi kesiyorlar. Deveyi güzel kebap ediyorlar. Yiyorlar, tabi deve sahibi de beraber. Yiyip içtikten sonra deve sahibi diyor ki, yolum uzak. Ben bu deveyle gidecektim. Fakat siz isabeti eğin varmış sizde. Deveyi öldürdünüz. Ben yaya kaldım. Ben de o kadar bir isabet eğin var ki sizin tasavvurunuzun haricinde. Şimdi ben de intikam alacağım. İsterseniz canlarınızda, isterseniz de mallarınızda. İsterse bir nazar ederim hepiniz geberirsiniz. İsterseniz de 5-6 deve, 5-6 deveyi hepsi birden boğazlarsınız. Aman demişler, öyleyse canımıza değme de malımızda olsun. Adam develere bir nazar ediyor, develer pat 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 düşüyorlar, kalkın boğazlayın haydi. Kalkıp develeri boğazlıyorlar. Onlar bir deve yiyorlar, bu 5-6 deveyi. Allah muhafazası. Şimdi bu isabet-i eyinde. Bak, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanın içinde manevi bir elikiri halketmiş, o da menfi. Yani isabet etti mi zehir. Bir de onun müsbeti var. Müsbeti de evliyaullah doğurur. Bir adama baktı mı ondaki kötü hasletleri alır, iyi der. Ona da kimyayı kebir derler. O da en çok Allah'a kendisini sevdirmiş iyi kullarda olur. Gözlerde o da var, o da var. Bunu inkar etmeye lüzum yok. Bu var. Bir adam dese ki yok. Sendeki yok. İşte var. İsabet iyi de olur. Şimdi tarlalarda bazen buğda arpa tarlası olur, iyi olur. Şimdi adam isabet eğinden korkar. Ne yapar? Ulan bu ara buradan bir yolcu geçer de bu tarlayı görür, bir isabet eğin olursa o bakarsan ki buğda yahut arpa tane vermemiş. Kör, bir siyahımsı bir şey çıkar, kör olur. Getirirler, bir at kafası vururlar, bir hayvan kafası vururlar, bir ağacı, yüksek bir ağaca diker, o at kafasını oradan asarlar. Şimdi bunu bilmeyen cahiller zannederler ki o adamın itikadı bozuk da ulan ben bu kafayı tikim, bu kafa bunu muhafaza eder. Kafa neyi muhafaza edecek kafayı? Allah muhafaza edecek. Ya o kafayı niye dikti? Ha, o gözünden zehir çıkan adam bu odaya bakarken gözü ona ilişir. Gözü ona iliştiği gibi onun gözünün zehri o kafaya gider. Zaten o ilk bakışta o zehirdir. İkinci de olmaz o. Onun gözünün zehri o kafaya kesin diye onu diker. Evet. Bunu eskiden hep yapmışlar. Şimdi o da zanneder ki kafayı tikmiş de Allah unutmuş, kafadan ümit besliyor. Yok, o demek değil. Mesela askerlik yapanlar bilir. Bir yerde cephane olursa cephane yıldırımı çeker. Yıldırım ona düşmesin diye siperi saika yaparlar. Yani erik şeyi cereyanı çekecek bir alet korlar o saika. Şeyin üzerine. Ki saygı geldiği vakti onu çeksin. O geldiği gibi bu sefer onu da demirine yere verirler iki taraftan ki o cephanalığa isabet etmesin, o demirine yere geçsin. Cephanalık ortada salim kalsın. Eğer o demir olmasa, siperi saygı olmasa vurur silahlara. Silahlara vurur, silahlar gider. Şimdi o siperi saygının vazifesi ne oldu? Yıldırımı çekip yere vermek. Şimdi buna da desen ki ya siperi saygıya etimat ediyor. Allah'ı bırakmış da bak şirk etmiş. Diyebilir misin? Şirk olduğundan dolayı değil. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri oyunu o sebep kılmış. Onda bir cazibe var. Cazibeyi çekip veriyor. Yaradan hesret Allah. Bu da öyle. O adamın gözünden çıkan zehri o kafa çekiyor. Boşa veriyor. İşte o ekinde selamette kalıyor. Bu ne resbaptır. Yoksa hakikaten bunlarda bir faaliyet yok, sebep kılmış. Şimdi bu boğucu da böyle. İnsanları boğan olursa İmam-ı Azim diyor ki bir defa boğmada katledilmez, kısas alınır. Diyet alınır. Ama tekrar yaparsan onun vücudunun izalesi vacip olur. Kısas olarak değil, Allah'ın hüdudundan bir haddir o. Onun vücudunun izalesi vacip olur.
Evliyanın bakışı neydi? Tabir orada bir tabir söyledi. Efendim? Evliyanın bakışı neydi? Tabir söyledi. Kimyayı kebir. Kimyayı kebir. Kimyayı sağır ki yani bir kimya diye meşhurdur. Aslı vardır yoktur ihtilaflı. Getirir bakırı eritir. Onun üzerine kimya denilen bir maden vardır. Onu koyduğu gibi o bakır olur altın. Bu kimyayı sağır. Kimyayı kebir de işte bir ehlullahın bir nazarı, bir himmeti. Bir adama bir güzel nazar eder, himmet eder. Ha bakarsın. بسم الله الرحمن الرحيم وقد كان ينبغي في القياس على قوله إمام عازمين قولني نظرا قياسta şöyle olması layıktı en yekune yecibu vacip olur ola ala men feale zalik bu insanları boğan adamlara merreten vahide bir kere yaparsa bir kere insanı boğarsa ona vacip olan ne? El katlu katıl. Kıyas böyle icap eder. Ve yekûne zâlik. O katılda ola hadden min hududillâhi azze ve cel. Allah'ın hududundan bir hadd ola. Kemâ yecibu bu adamın katli vacip olduğu gibi izâ fealehu o boğma işini yaparsa miraren birkaç kere. İmam-ı Azam ne diyor? Birkaç kere yaparsa boğulur. Halbuki kıyas neyi icap eder? Bir kere de yapsa katli vacip olur onun. Kıyasın öyle. Fakat İmam-ı Azam burada kıyasının gitmedi. Ne dedi? Diyor ki iki defa, üç defa yaparsa, boğarsa insanları o vakitte bu katli vaciptir ama bir defa yaparsa katli vacip değildir. Halbuki hüdud-i ilahiyede öyle değil. Bir şey bir defa da yapsa neyini cezadır? İki defa da yapsa neyini cezadır? Kıyas böyle olması icap eder idi. Ne için kıyas böyle olması icap ederdi? Enna ra'eynel hududu. Biz hududu gördük ki yucibuha onu icap eder. O hududu, hududu ilahiyenin tatbikini mucib olur. Ney? İntihakül hürmeti harami intikab etmek. Allah'ın hürmet kılmış olduğu şeyi bozmak yani harami intikab etmek. Hududu tecavüz etmek. Merreten vahide bir kere bir kere o hürmeti bozdu mi had ona tereddüt eder. Bunu böyle gördük. Sümme la yecibu vacip olmaz. Alâ men intehake tilkel hürmete saniyeten ikinci defa o hürmeti intihak ederse o haram işlerse ona vacip olmaz. İlla ma illa bir şey vacip olur ki vecebe aleyhi o adam üzerine vacip oldu. Fintehâkihâ o hürmeti intihak etmekte o haram yapmakta. Filbedi evvel. Başlangıçta. Başlangıçta ne yaptı, ne cesa tereddüt ettiyse sonra da o tereddüt eder. Bu hüdutlar böyledir. Mesela bir adam zina etti. Kendisi mühsen olursa ne olacak? Gayrı mühsen olursa yüzdeyenlik vurulacak. Mühsen olursa rejim edilecek. İkinci defa gayrı mühsen olan zina ise gene yüzdeyenlik vurulacak. Başka bir şey yok. Hamir işse had vurulacak. İkinci defa yapsa gene o. Üçüncü defa yapsa yine o. Öyleyse İmam-ı Asem'in kavrine göre kıyasta da bir adam bir adamı boğdu mu hemen katli vacip olması lazım diye. Neden İmam-ı Azam diyor ki hayır birinci de katledilmez ikinci de katledilir. Fekâne nazaru kıyas oldu fîmâ vasıfına bizim vasfettiğimiz bu şeyde en yekûnel cani cani ola. Öyle cani ki el hannâku insanı boğan cani. Kezalikeyze böylece ola. Birinci defa bir adam boğdu mu katli vacip ola. Ve en yekûne hükmuhu onun hükmü ola. Hannâkın hükmü fî evveli merre. Birinci defa bir adamı boğdum onun hükmü ola. Huve o hüküm hükmehu yine onun hükmü ola fî âhir merre. İkinci defedeki hükmü nasıl ise evvelki hükmü de o ola. Hâdâ huve nezarı fî hâdâl bâb. Bu babda kıyas olan da budur. Öyleyse İmam-ı Azam'ın bu düşüncesi tam kıyasa muvafık gelmedi mezhebi. Zaten İmam-ı Tahavi bunu getirmesindeki sebep İmame'nin kavlünü tercih edecek de İmam-ı Azam'ın kavlünü beyan ederken diyor ki kıyasa muvafık gelmiyor İmam-ı Azam'ın dediği. Evet. Ve fî sübûti mâ zekerna bizim zikrettiğimiz bu şeyin sübûtunda olucudur. Mâ bir şey olucudur ki yer fe'u kaldırır. Neyi?
en yekune fî hadîs-i Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'in hadisinde olmaklığı kaldırır. Ne olmaklığı? Hücceten, hüccet olmaklığı kaldırır. Kim üzerine hüccet olmaklığı? Alâ men yekûlu, diyen adam üzerine. Men gatele racülen bi hacerin felâ havade aleyh. Böyle hükmeden bir adamın aleyhine hüccet getirdiler. Bu hadisi bunu kaldırır. Yani bizim bu getirdiğimiz kıyas, İmam-ı Azim bu hadisle istidlal etti ya, taşını öldüren adama kısas yoktur. Bu hadisle hüccet getirdi, diyor ki hayır, bu hücceti kaldırır, hüccet olamazdır. Ve kâne min hücceti Ebi Hanife'te radıyallahu anh haydâ. Yine İmam Ebu Hanife'nin hüccetinden oldu. Fî kavlihi hâdâ, bu kavlünde taş ile öldürülen adam kısas edilmez. Ne oldu onun hücceti? Ma ol bir rivayet ki haddesena Yunus. İmam-ı Tahavi diyor ki Yunus bize rivayet eyledi. Kâle akberen ebn-i vehbin. Kâle akbereni Yunus. An ibn-i Şehabin. An ibn-i Müseyyeb. An Ebi Selemete. An Ebi Hureyre'te. Kâle Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki iktetelet mukatele ettiler, dövüştüler. İmraetan, iki kadın. Min Hüzeyl'in, Hüzeyl'den. Hüzeyl'den İki kadın, Hemli ibn-i Malik'in aileleri, ikisi de kumaymışlar. İkisi iki kuma birbirleriyle dövüşmüşler. فَضَرَبَ تَحْتَهُمَا, birisi onların vurdu, el-ukhra, ötekine bir hacerin, bir taş ile vurdu, فَقَتَلَتْهَا, onu öldürdü. Vurdu, başına öyle bir taş vurdu ki kumasını hemen ahirete yolladı. وَمَا فِي بَطْنِهَا, bir de karnında çocuk vardı, o da öldü. Bu kadın ölünce karnındaki döldü. فَاخْتَسَمُوا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, o iki kadının kavmi kabilesi Peygamber Efendimiz'e geldi, muhaseme ettiler, dava ettiler. فَقَدَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, hükmetti اَنَّ دِيَتَ جَن۪ينِهَا, o karnındaki yavrunun diyetini hükmetti. Ne hükmetti? عَبْدًا, bir köle. وُلَيْدَةً, Abdüveleyde ki yani köle, bildiğimiz bir köleyi alıp ona verecekler. Onun diyeti o, çocuğun. Ve kada bi diyetil mer'eti, kadının diyetiyle de hükmetti ala akiletiha, öldüren kadının kavmi kabilesine aleyhine hükmetti ki bunun diyetini toplayacaksınız, vereceksiniz. Şimdi burada Üleyde yeni doğmuş biraz. Yok, yeni doğmak cariyeye velid, Üleyde derler onlar. Yok, küçük manasına değil. Burada veleyde demek yani köle, cariye. Esas istilahta öyle geliyor onlar. Ve verreseha, o de varis kıldı. O kadına varis kıldı. Veledeha, çocuklarını. Ve men ma'hum, bir de o çocuklarıyla olanları da varis kıldı Peygamber Efendimiz. Demek ki kadın öldüğü vakıtta, kadını öldürdüğü vakitte kadın evvel ölüyor, karnındaki çocuk sonra ölüyor. Şimdi buradaki Resulullah Efendimiz'in hükmünde kadın öldüğü vakitte karnındaki çocuk sağ, anasına varis oluyor. Daha başka varisleriyle beraber varis oluyor. O neden miras çıkıldı? Ondan o anlaşılıyor. Başka veletleri var. Ve verreseha veledeha ve men ma'hum. Yani o cenin, ölen cenini, o veledini ve diğer veletlerinde beraber varis kıldı. Bu ibareden o anlaşılıyor. Yoksa tabi... Kadının başka bir çocuğu yok mu? Daha başka varisler, anası olur, babası olur, başka çocukları olur. He. O zaten o gitti o şimdi. O canin gitti, canin ama. Canini şimdi onu miras kılmada evvela malına kalır da ondan sonra da onun öz kardeşleri olur, ögeyleri olur. Ona miras sürer kimse, onlar da miras alır. Esasen ikisi, hangisi evvel öldü ki belli olmazsa birbirinden miras alamazlar. Mesela bir yangın olmuş, ana babayla oğul ikisi beraber yanmış. Hangisi evvel yanmış belli değil. Birbirinden miras alamazlar. Suda boğulmuşlar. Hangisi evvel boğulduğu belli değil. Miras alamazlar. Fakat burada bunu zikrettiğinde benim hatırım öyle geliyor ki وَوَرَّسَهَا, ona varis kıldı وَلَدَهَا, kadının çocuklarını. Çocuğunu varis kıldı. وَمَنْ مَعْهُ, bir de o çocuklarıyla beraber olanları da, daha başka ana baba, tabi oğlu varken uzak akrabaya mal kalmaz. Nihayet anasıyla babasına kalır. Hulâse şimdi o mühim değil de,
burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taş ile öldüren bir kadına kısas hüküm vermedi. İmam-ı'nin ne diyor? Madem taş ile öldürdü gene kısastır. Bu amettir. Amet olduğundan kısas lazım gelir. İmam-ı Hanife diyor ki hani burada taş ile vurdu, öldürdü. Gene de kısas lazım gelmedi. Niye? Kılıç ile yahut da demir ile öldürmediğinde kısas lazım gelmedi. Diyet alındı. Bu İmam-ı Ebu Hanife'nin delili. Fekale Hamlu ibn Malik ibn Nabigatel Hüzeli, ki o kadınların kocası. Bu dedi ki, ya Resulallah, keyfe ağramu, ben nasıl öderim, garamet çekerim. Ben bir çocuğu ki, la şeribe içmedi, ve la ekel yemedi, ve la netak ve la stahel, nutk etmedi, istihlal etmedi, yani hayatına dair ondan bir şey zuhur etmedi. Femislu zalik, bu hüküm gibi bunlar, batala batıl oldu, hem de kafiyeye getirdi. Keyfe ağramu men la şeribe ve la ekel, وَلَا نَتَكَ وَلَا اسْتَهَلْ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ بَطَلْ. Böyle secinen söyledi. Çünkü o çocuğun garametini bir köle olarak ödeyecek. Kim ödeyecek? Kocası ödeyecek. Kocasını ödettirecekler. Ya ölen kadının diyetini de öteki kadının akilesi, kabilesi ödeyecek. Şu halde o ceninin şeysini, kıymetini kocası ödeyecek. Hamd ibn-i Malik, o buna razı olmadı. Ya Resulallah dedi, ben bunu nasıl garamet ederim ki bu dünyaya gelip de su içmedi, yemek yemedi, dünyaya gelip nutuk söylemedi, istihlal etmedi, bu gibi şeyler, hükümler batıldır dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, innema hâzâ, bu adam min ihvânil kuhân, kâhinlerin kardeşlerindendir. Min ecli secihillezi secihabu. O kâhinlerin böyle secihli söz söylemesin gibi bu da söz söyledi. Bu onların kardeşlerindendir. Çünkü Kur'an'ın hükmüne razı olmadı. Olmadığından kâhinler gibi böyle kafiyeli secihli söz söyledi. Resulullah Efendimiz de bu kâhinlerin kardeşlerindendir dedi. Haddesena الحسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين يقال كحديث شريف أبو هريرة رضي الله عنه رواية الذي ونيد المغيرة بن شعبة رواية الذي كي قدن ضربت إحداهما الأخرى برس أتكني ورد نيلة بعمود الفسطاط. Yukarıki rivayette taş ileydi. Bunda da diyor ki çadır direğiyle, büyük çadırların orta direğine fıstat öyle bir direği aldı. Fakatelet ha vurdu, öldürdü kumasını. Fakadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeyledi. Bid diyeti diyet ile ala asabetil katile. Öldüren kadının cemaatine diyeti vermelerini hükmeyledi. Ve kadâ mâ fî batniha. Karında ölen o ceninin de hükmeyledi. Ne ile? Bi gurretin gurre ile. Gurre ne? Vel gurretu gurre de abdun ev emetun. Ya bir köle ya bir cariye verecek. Ona da öyle hükmetti. Fekale l-Arabiyyü. Arabi dedi ki işte Hamd ibn-i Malik. Âramu men la ta'im ve la şerik ve la sah ve la istehel ve misl zâlike batal. Şimdi bunda biraz farkı var. Yani aynı ibareye çıkıyor da. Eğremu, eğremu demek. Yani ben damin olayım mı? Ben bir kimseyi ki la taime yemedi. Ve la şerbe içmedi. Ve la saha seyha etmedi. Ve la stehelle. Hayatına dair bir yeni doğan çocukta bir hayatına dair alamet olursa istihlal derler. Öyle bir istihlal da yok. Ve mislü zâlike bu gibi şeyler batale batildir dedi. Batıl oldu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sec'un ke sec'el e'râb. Bedevilerin secih yapmaları gibi bu da bir secihadır. Yahut da sec'a. Sec'a bu adam secih yaptı. Ke sec'el e'râb. E'râb'ın secihini yapması gibi secih yaptı. Yukarıda kâhinler gibi dedi. Burada da e'râb dedi. Rivayetlerde muhtelif. Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayeti öyle. Muğiret ibn-i Şöbe'nin rivayeti de böyle. Şimdi iki hadis geldi.
Her iki hadiste de Resulullah Efendimiz kısasla emretmedi. Mesela bu İmam-ı Hanife diyor ki işte benim delilim bu. Taş ile yahut da ağaç ile öldürdüğü iki rivayet var. Birisinde taş ile, birisinde ağaç ile. Fakat Resulullah Efendimiz kısas emretmedi ya diyet emretti. Bu benim delilim dedi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجا قال أخبرنا زايد عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مغيرة بن شعبة'nin hadisini yukarıda kim rivayet eylemişti? Hüseyin ibn Nasr. Burada da Muhammed ibn Huzeyme, İmam-ı Tahavi ikisinden de yine hadisi şerifi rivayet ediyor. قالوا İmam bu Hanife taraftarları dediler ki fahadi lazar bu eserler tuhbiru haber veriyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yaktulil mer'ete kadını öldürmedi. Öyle kadın ki el katilete bil haceri taş ile katil oldu. Kumasını taş ile öldüren kadını katletmedi. وَلَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاتِ Yahut ikinci rivayete göre çadırın direğini alıp da kumasını vurup öldüren kadını kısas etmedi. وَعَمُودِ الْفُسْطَاتِ Halbuki çadırın direği, orta direği, o kaba olur. Yok يَقْتُلُ مِسْلِهُ Onun misli insanı öldürür. Koskoca bir direktir. Kime vursan öldürür. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu delalet ettiği neye? عَلَى اَنَّهُ Şuna delalet etti ki la kavada kısas olmadı alamen bir kimse üzerine ki katale bir haşebetin ağaç ile katletti. Demir ile değil de ağaç ile katleden bir adama kısas yoktur. Ve inkâne misluha istersen o ağacın misli öldür olsun yak türü öldürür olsun. Büyük bir ağaç. Yani çünkü bu İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed dediler ki bir ağaç ki onu insana vursan öldürür. Bir taş ki vursan onu misli insanı öldürür. O amet sayılır. Şif-i amet değil. İşte İmam Asım de diyor ki işte bak burada koskoca çadırın direği insanı onun misli insanı öldürür. Öyle olduğu halde Resulullah Efendimiz amet saymadı. Amet saysaydı kadını kısas ettirirdi. Kısas ettirmedi diyetini aldı. Şif-i amet sayıldı. Evet. Peki bu İmam-ı Hanife'nin delilleri. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ خَالَفَهُ İmam-ı Hanife'ye ve onun taraftarlarına muhalif olanların hüccetlerindendir. فِي ذَلِكَ bu mesele hakkında. Muhalif olanlar kim? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Onların delillerindendir ki اَنْ قَالَ dedi فَقَدْ رَوَى حَمْلٌ Onlar diyorlar ki siz bu rivayetleri yapıyorsunuz ama fakat bizim bir delilimiz vardır ki hüccetimiz o da nedir? Hamlin kendisi, bu kadınların kocası olan Haml ibn Malik'in rivayeti var. Kimden? Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayeti var. Filafe haza sizin bu rivayetinizin filafına. Bu hadis-i şerif Hazreti Ebu Hureyre rivayet eyledi. Muğret ibn-i Şöbe rivayet eyledi. Bir de Haml rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hürer'in rivayetinde kadın kumasını taş ile öldürdü. Muğayret ibn Şöbe'nin rivayetinde çadır direkiyle öldürdü. Bunların kocası olan Hamle rivayeti başka türlü. O da diyor ki fezekere zikreyledi ma ul bir hadisi ki haddesena İbn-i Merzuk. İmam-ı Tahavi diyor ki bize İbn-i Merzuk rivayet eylemiş olduğu hadisi delil getirdiler. Kale haddesena Ebu Asim. عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حضرت عمر رضي الله تعالى أمير المؤمنين olduğu sıra ihtilafa düştüler ki acaba bir kadının karnındaki ceninin diyeti nedir? Bunda Hazreti Ömer topladı ashab-ı kiramı neşeden nasa İnşad etti. Ey se'alehum ve aksem aleyhim. İnşad etmek demek Allah'a yemin verdirerek onlara bu meseleyi beyan edin demek. Onlara soruyor ki yemin verdirerek ki söyleyin. Se'alehum cemaate sordu ve aksem aleyhim. Hem de onlara yemin verdirdi. Neyi sordu? Kada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin hükmünü fil cenin ceninde.
anasının karnındaki çocuğun ölümüne sebep olursa Resulullah Efendimiz nasıl hükmettiği, bu kimin malumatı varsa kalksın söylesin dedi. Fakame Hamlu ibn Malik ibn Nabiga. İşte o iki kadın birisini öldürdü, onların kocası Hamlu ibn Malik kıyam etti. Fakale dedi ki inni kuntu beyne imra'atayn. Ya Amir el-Müminin dedi, ben iki kadının arasındaydım. Ve inni ihtahuma darabatil ukhra. Birisi ötekini vurdu. Neyle? Bimistahin. Mistah, mistah diyor, dört rakamında bir kesir mimi, udun min avadil khaba. Çadır direklerinden bir direktir. Orada akiletül lehem demiş, bu ta ikinci sayfada akiletül lehem geliyor. Onun izahı, yanlışlıkla getirmiş, buraya koymuş. Ona sonra işaret edin. Çadırın direkleriyle bir direğine kadının birisi vurdu, ötekini öldürdü dedi. فَقَتَلَتَا öldürdü ve ceninaha karındaki çocuğu öldürdü. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeyledi. Fil cenini ceninde bir gurretin. Gurre dedi ki bunun kıymeti verilecek. Gurre de yukarıda izah etti ya, ya bir köle verecekler ya bir cariye onun bedenine. Ve en tuktele o katile olan kadın da katledile mekâneha mektûlenin yerine. Bu bak başka hüküm buldu. Hamlu ibn Malik'in rivayetine göre kısas edilmiş. Öyleyse bu kimin delili oldu? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in delili oldu. İmam-ı Azim'e diyorlar ki sen Hazreti Ebu Hureyre ve Hazreti Mughire'den rivayet ettin ki diyetini aldı Resulullah Efendimiz. Halbuki Hamlu ibn Malik kendisi diyor ki hayır kısas ettirdi. Öyleyse hadisin iki türlü rivayeti geldi. İkisi de birbirine tekafu etti, taarruz etti, birisine racih olmadı. فَهَذَا حَمْلُ بْنِ مَالِكِ. Evet, haddesene bir rivayet daha var. Haddesene Muhammed ibn-i Nu'man, قال haddesene الحميدي, قال haddesene Hişam ibn Süleyman el-Mahsumi, an ibn-i Cüreycin, an Amr ibn-i Dinar, an Tavus'in, an ibn-i Abbas'in misleri. Abdullah ibn-i Abbas'tan, Muhammed ibn-i Nu'man da rivayet ediyor. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ. Bu rivayette İbn Abbas'ın kavlünü zikretmeylemedi. Yahut da Ravi Hamlu ibn Malik'in kavlünü zikreylemedi. Hangi kavlünü? وَاَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا. Onun yerine bu katlediler. Bu ikinci rivayette yok. Birinci rivayette var. Evet, ikincide yok. فَهَذَا حَمْلُ ibn Malik رَضِيَ اللّٰهُ. İşte Hamlu ibn Malik, o kadının kocası. يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz قَتَلَ الْمَرْأَةَ kadını öldürdü. Ne sebebiyle? بِلَّتِ شُرْ bir kadın sebebiyle ki قَتَلَتَهَا o kadını öldürmüştü. Neyle öldürmüştü? بِالْمِسْتَحِ çadır direkiyle vurmuş. Kendi kumasını öldürmüştü. Resulullah Efendimiz de onu kısas etti. Kadının kocası rivayet ediyor. Bu daha kuvvetli oluyor. Fakat halefe Ebu Hureyre ve Mughire radıyallahu anhu. İşte Hamlu ibn Malik burada Ebu Hureyre ve Mughire'ye muhalefet etti. Nerede? Fi mara veya onların rivayet etmiş oldukları şeyde. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ettikleri de neden? Min kadaihi biddiyeti fi zalik. Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Mughire dediler ki Peygamber Efendimiz diyetiyle hükmetti. Halbuki Hamlu ibn Malik diyor ki hayır, kısas etti. Öyleyse fakat tekafetil ahbaru fi zalik. Bu mesele hakkında gelen haberler birbirine denk oldu. Denk olduğu gibi bir tarafı tercih etmek lazım geliyor. Felemma tekafet ve ihtelefet. Vaktaki rivayetler birbirine tekafu etti, denk oldu ve birbirine zıt iki hüküm çıktı. İhtilaf etti dediği de bu. Yani telif imkan yok. Öyleyse vaceben nazaru fi zalik. Bu mesele hakkında nazar etmek, araştırmak vacip oldu. Ne için? لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلِينَ Bu iki kavulden, bu iki haberden istihraç edelim. قَوْلًا صَحِيحًا Sahih bir kavul. Sahih bir kavul çıkaralım, onunla hükmedelim. فَاَتَبَرْنَا ذَلِكَ Biz bunu itibar eyledik, araştırmaya başladık. Ne yaptık?
فَوَجَدْنَا evvela araştırdık, biz bir kaide bulduk. Bulduk neyi? El asla el mücme aleyh. Kendisinin üzerine iki tarafta icma hasıl olan bir kaide, bir aslı bulduk. O asıl da nedir ki iki taraf müttefiken kabul ediyorlar o aslı? اَنَّ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِحَدِيدَةِ Bir adam bir adamı bir demirle öldürse, emden kasten, demir parçasıyla, ister silah olsun, ister yuvarlak, herhangi bir şey öyle olursa olsun, demir oldu mu, illa kesmesi şart değil. Evet. Bir demirli öldürse, emden kasten, ne lazım gelir katile? Fâli-i ilka var. Onun üzerine tereddüt eden kısastır. Kısastan başka, ve huve, o adam da, öldüren adam da, âsimun fîzâlik, hem de günahkardır. Demiri arı vuruyor, adamı öldürmeyi kastediyor. Hem kısas edilecek, hem de bir günah tereddüt etti. Nâdim-i peşiban olup, tevbe edecek, Allah'a kendisini affettirecek. وَلَا كَفَّارَةَ عَلِهِ Kefaret yok. Bunda kefaret tereddüt etmiyor. Kısas, bir de isim. فِي قَوْلِ اَكْتَرِ الْعُلَمَا Ülemanın ekserinin kavlunda burada kefaret yok. وَاِذَا Yani 60 gün oruç tutmak var ya, kefaret de bu. Bunda yok bu. Ekser ülemanın kavlu böyle. وَاِذَا قَتَلَهُ خَطَأً Hataen bir adamı öldürse, kasten değil de demirle, hataen öldürdü, başka bir şey atıyor da insana değdi. فَدِّيَتُ عَلَى عَاقِلَتِهِ Ona bir diyet verecek, diyeti onun kavmi kabilesi verecek. وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ Kendisi de kefaret tutacak, kefaret orucu tutacak. وَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Ona da günah yok. Şimdi bu kaide her iki tarafta ittifak etmiş. فَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ اُلْدِي Tecibu vacib olur oldu, حَيْسُ يَرْتَفِعُ الْاِسِمْ Bir yerdeki isim yok, orada kefaret var. O da hangisinde? Hataen katlederse, onda günah yok fakat kefaret var. وَتَرْتَفِعُ الْكَفَّارَةُ Kefaret de kalkar, حَيْسُ يَجِبُ الْاِسِمْ İsim vacib olan yerde. O da amitte, kasten öldürürse, amden öldürürse günah var, kefaret yok. Öyleyse kefaretinin isim ikisi bir arada cem olmadı. Her neredeki kefaret isim var, kefaret yok. Her neredeki isim yok, kefaret var. Şimdi bundan ne anlaşılacak? Bundan hüküm çıkaracak. وَرَيْنَا biz gördük, شِبْهَ الْعَمْدِ شِبْهَ الْعَمِدَ gördük. Bir adam vurmayı kastediyor da öldürmeyi kastetmiyor. شِبْهَ الْعَمِدِ dedi ki bu. قَدْ اَجْمَعُوا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ ki اَنَّ الدِّيَةَ فِي Onda diyet vardır. اَنَّ الدِّيَةَ diyet yani vacibetun fi. وَاَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ وَاجِبًا Onda kefaret de vaciptir. Hem diyet verecek hem kefareti verecek. وَاَخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهَا مَاهِيَ Fakat onun keyfiyetinde ihtilaf ettiler ki o nedir? Yani şibh-i amet nasıl olur? Şibh-i ametin hükmünü bildik ki diyetini verecek. Güzel. Bir de kefareti var, yalnız isim yok. Çünkü amet değil, şibh-i amet. Fakat وَاَخْتَلَفُوا ulema ihtilaf ettiler فِي كَيْفِيَّتِهَا O şibh-i ametin keyfiyetinde nasıl öldürülecek ki şibh-i amet olan? Mahiye o nedir? فَقَالَ قَائِلُونَ Bazıları dediler ki ve bu nedir? اَرَّجُلُ bir adam يَكْتُرُ رَجُلًا bir adamı öldürür, müteammiden kasten öldürür, بِغَيْرِ silahın silahsız. Şifemit budur. Bir adamı öldürüyor ama silahla öldürmüyor. Taş ile öldürüyor, sopa ile öldürüyor, herhangi başka bir şeyle öldürüyor. İşte bu şifemit budur. Bazılar böyle dedi. وَقَالَ اَخَرُونَ Başkaları da dediler ki هُوَ bu شِفَامِدْ اَرَّجُلُ يَكْتُلُ الرَّجُلُ Bir adam öldürüyor. Bir şeyle öldürüyor ki لَا يَرَى اَنَّهُ يَكْتُلُهُ O elindeki o adama vurup darp ettiği şeyin öldüreceğini zannetmiyor. Ben bunu vururam fakat bu bunu öldürmez. Fakat ölüyor. İşte bu şifamız budur. Onun öldüreceğini zannetmiyor fakat öldürmüş. كَأَنَّهُ يَتَعَمَّدُ Göye ki o adam kastediyor. دَرْبَ رَجُلٍ bir adamı dövmek. بِسَوْتٍ kamçıyla. Kamçıyla dövüyor. Kamçı öldürmez. اَوْ بِشَيْءٍ لَا يَقْتُرُ مِسْلُهُ Yahut bir şeyle dövüyor ki onun misli insanı öldürmez. فَيَمُوتُ Fakat ölüyor o adam minzalik ondan. O da hakikaten. فَهَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ İşte şibh-i amet budur. عِنْدَهُمْ bunların indinde, ulemanın indinde. İki türlü tefsir ettiler. Bazıları dediler ki
şibe amet nedir? Adamı öldürüyor ama kasten öldürüyor. Bilerek ben bunu öldüreceğim diyor ama silahla değil, demir aletiyle değil. Demir aletinin gayrisi başka bir şeyle öldürüyor. Boğuyor. Yahut da ufak bir çubukla vura 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 öldürüyor. Yahut da ağaç koyuyor. Mesela herhangi bir surette öldürüyor. Şibe amet bu. İkincisi de diyor ki hayır. Adamı bir şeyle döküyor. Fakat o döydüğü alet insanı öldürmez. O da diyor ki bu öldürmez. Fakat ölmesine sebep oluyor o. Şifemiz bu. İki türlü tefsir ettiler. فَاِنْ كَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّرْبَ بِالصَّوْتِ مِرَارًا Kamçı bir adam öldürmez. Fakat kamçıyla bir adam var. Tekrar tekrar vurursa. Evet. حَتَّى كَانَ ذَٰلِكَ Hatta bu olursa. مِمَّا قَدْ يَفْتُلُ مِسْلُهُ Misli katleden şeylerden bir adama 500 kamçı vur. 500 kamçı vurdun tabi adam ölecek. Evet. Kâne zâlike amden. Bu amd olur. Çünkü niye? Evet kamçı adam öldürmez ama sen bunu tekrarlıyorsun. Tekrarladığın gibi öldürür. Ve vecebe aleyhi fihil gavet. Böyle tekrar tekrar vurup da öldürdüğünde ona kısas vacip olur. Ve küllü men ceale. Her bir kimse ki kıldı. Minhum bu ulemadan. Şibhel amdi. Şibhe amdi kıldı. Ala cinsin min hazeynil cinseyni. Bu iki cinsten birisi üzerine kıldı. Yukarıda dedik ya, demir olmayan bir aletinin insanı öldürüyor. Cinsin birisi bu. İkincisi de bir şeyle öldürüyor ki o şeyi zannediyor ki öldürmez. Öldürmez ama öldürüyor. Bu iki cinsten birisini kıldı. اَوْجَبَ ف۪يهِ الْكَفَارَةَ Onda kefareti vacip kıldı. Madem şifahı doldu, bunda kefaret var. Kefaret var, diyet de var. Kefaret de var, kısas yok. وَقَدْ رَئِيْنَا Biz gördük. El-keffarete keffareti gördük. فِي مَا قَدَشْمَ عَلَيْهِ الْفَرِيقَانِ Her iki ferikin ihva ettiğinde biz keffareti gördük ki tecibu vacib olur. حَيْتُ لَا يَجِبُ الْاِسْمُ Günah vacib olmayan yerde keffaret olur. Neredeki günah yok, orada keffaret var. وَتَنْتَف۪ي keffaret müntefi olur. حَيْتُ يَكُونُ الْاِسْمُ Nerede günah varsa keffaret orada yok. Deriyle öldüren oldu. اَوْ بِعَسَنْ يَخُدْ تَعَسَيْلَ اَوْ demiş ama اَوْ yok orada. وَاَوْنْ elif fazla. وَمِسْلُ ذَٰلِكَ وَمِسْلُ ذَٰلِكَ Halbuki وَعَسَنْ misli. يَقْتُلُ لَيْسَ مِسْلُ ذَٰلِكَ وَمِسْلُ ذَٰلِكَ يَقْتُلُ Onun misli de öldürür. Öyle bir taş, öyle bir asayla öldürdü ki onun misli öldürür. Yaptırı. Aleyhi ismun nefsi. O adam üzerine insanı öldürmek günah terettüp eder mi etmez mi? Terettüp eder. Niye öyle bir taş vurdu ki o taş bu adamı öldürür? Yahut öyle bir zopa vurdu ki zopa ve kalın ağaç onu öldürür. Öyleyse bunda günah var. Ve huve fîmâ beynehu ve beyne rabbihi. Bu adam Allah ile kendi arasında kemen katele racülem de hadidetin. Bir adamı demir ile öldürmek gibidir. Efendim ben demir kullanmadım. Kullanmadın ama sen öyle bir ağaçla vurdun ki o onu öldürür. Öyle bir taşla vurdun ki öldürür. Allah'a karşı sen bir nefsi öldürdün. Demir ile öldürmüş gibi oldun. Ve kâne men katela racülen bi savtin. Bir kamçıyla bir adamı öldürürse ki öyle kamçı ki leyse misluhu yaktır. Onun misli adamı öldürmez. Sait bir kamçı. Bu adam nedir? Gayru asimin ismel katli. Katil günah ona terettüp etmez. Niye? Kamçıyla vurdu. Kamçı öldürmez. Öldürmez ama öldü. Öyleyse bu adam bir adamı öldürmüş gibi günah sayıldı mı? Yok. Sayılmadı. Çünkü adam öldürmeyi kastetmedi. Velakinnehu. Lakin o adam. Asimun ismet darbi. Dövdü günden dolayı günahkardır. Adamın için dövdün. Adam öldürmeyi kastetmedin ama dövdün ya. Dövmek günahı terettüp eder. Öldürmek günahı değil de. فَكَانَ اِسْمُ الْقَتْلِ فِي هَذَا عَنْهُ مَرْفُعًا Zayıf bir kamçıyla insanı dövdü de öldü orada, katil günahı ter yok, merfudur. لَاَنَّهُ لَمْ يُرِتُ Adam öldürmeyi murat etmedi. وَاِسْمُ الدَّرْبِ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ Fakat dövmek günahı o adama yazılıdır. لَاَنَّهُ قَصَدَهُ وَاَرَادَهُ O dövmeyi kastetti, irade etti. Onun için dövdüğünün günahı yazılır ona. فَكَانَ النَّظَرُ قِيَسُلْدُكَ اَنْ يَكُونَ وَلَا Şibhül amd, şibhe amd ellezî öyle bir şibhe amd ki bed ücmi'i icma olundi enne fihi keffareten fin nefs nefiste keffaret olan şibhe amd oldu
huve o ma bir kısım ola ki la isme fihi anda günah olmayan. Günah olmayan çünkü kefaret olduğuna göre kefaretinin isim beraber bir yerde olmaz. Şifamidin iki kısmı var. Şifamidde bir kısım var ki günah var, bir kısımda yok. Günah olmayan kısımda kefaret var. Vahval katlu, o da insanı öldürmektir. Bima leyse misluhu yaptır. Öyle bir şeyle öldürüyor ki o insanı öldürmez. Ellezî yeteammedü bihid dar. Fakat darbı kastediyor. Ufak bir kamçı, ufak bir esayı alıyor. Yahut tokadı, yahut tekmeyle. Adama vuruyor. Adamı kasti dövmek. Öldürmek değil ama fakat ölüyor. İşte şifamut bu oluyor. Ve la yuradu bihi telefün nefs. Nefsi telef murad edilmiyor. Feyâti zâlike la telefün nefs. Fakat nefsin telefine geliyor. Öyleyse fakat sebete bizalik, bununla sabit oldu. Kavlu ehli hazil mekale, bu mekale sahibinin kavli sabit oldu. Ve huve kavlu ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhime. İmam Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in kavli de budur. Şibe Amet'te adam öyle bir şeyle dövdü ki o şey öldürmez. Fakat öldü. İşte Şibe Amet budur. Bunda kısas yoktur. Yok, öyle bir şeyle dövdü ki onda demir değil ama fakat insanı öldürür. O amettir. Onda kısas vardır. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَاً اُمَرَ اَبْنُ الْخَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ. Şimdi burada iki sahabeden iki kavil getiriyor. Birisi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in kavlini teyit ediyor. Birisi İmam Azim'in kavlini teyit ediyor. Yani İmam-ı Tahavi burada her iki İmam-ı Azim'in delilini getirdi, İmameyn'in delilini getirdi. Kendisi İmameyn tarafında olduğu belli. Fakat ondan sonra da Eshab'dan Hazreti Ömer'in hikayesini getiriyor, vakasını ki o İmameyn'in kavlini teyit ediyor. Hazreti Ali'den de getiriyor, o da İmam-ı Azim'in kavlini teyit ediyor. İkisini de zikrediyor. Haddesene bin Ebi Davud. Kale haddesene İsa bin İbrahim el-Birki. Kale haddesene Abdülvahid. Kale haddesene el-Haccad. Kale haddesene Zeyd ibn-i Cübeyr el-Cüşemi. An Harbet ibn-i Hümeyd. An Ebihi. Kale Ömer ibn-i Hattab. Ufayda Biden. Hattab. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala dedi ki يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ sizden biriniz kasteder فَيَضْرِبُ اَخَاهُ kardeşini vurur, döyer. Evet. Ne gibi? مِسْلَ اَاكِلَةِ الْلَحْمِ eti yiyen gibi bir şeyle döker. Şimdi bunun izahı sağ taraftaki en son satırda اَاكِلَةُ الْلَحْمِ diyor ya, işte orada bir beş rakamıyla oraya işaret edin. Bunun izahını oraya getirmiş metrede, yanlışlıkla yapmış. Akiletil lehm ne demek? Kegati'atil lehm hiye sikkini vel asel muhaddede. Yani eti kesen bıçak gibi. Öyle bir şeyle vuruyor ki adamın etini kesiyor. Kalel haccet yani asa. Akiletil lehm ne? Yani öyle bir asayla vuruyor ki bıçak gibi insanın etini kesiyor, vurduğunu koparıyor. Sümme yakul, sonradan da diyor ki la kavada aleyye, benim üzerime kısas tereddüt etmez. La uta diyor, kaç kısas tereddüt etmezsen, yani ben demir kullanmadım ki, ben onu ağacından dövdüm, ağacından dövmede bana kısas tereddüt etmez. Böyle diyor. La uta bi ahadin, hiçbir kimse bana böyle getirilmez ki feale, zalik bunu işledi, illa akattu, ben onu kısas ederim. Hazreti Ömer diyor. Adama demir olmayan bir şeyle vuruyor, öldürüyor. Ondan sonra da diyor ki ben demirli bir şeyle vurmadım ki bana kısas tereddüt eder. Hazreti Ömer diyor ki kimse böyle bir şeyle vurur da getirirse ben onu kısas ederim. Niye? Vurduğun şey belli. Öldürecek adam. İsterse demir olmasın. Kısas ederim. Şimdi bu kimi teyit etti? İmameyn'in kavlini teyit etti. وَقَدْ رُوِيَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ اَنُوْ خِلَافُ ذَٰلِكِ Hazreti Ali radıyallahu anh'den de bunun hilafı rivayet edildi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال هزرت علي buyurdular ki شبه العمد شبه عمد neyle olucudur بالعصا عصا ile olucudur والحجر الثقيل ağır taşlı olucudur شبه عمد budur عصا ile adamı öldürdü herhangi bir عصا yahut da ağır bir taş ile وَلَيْسَ فِيهِمَا قَوَتْ Hazreti Ali diyor ki bunlarda kısas yoktur. Ağaç ile
büyük taş ile öldürürse kısas yoktur. Vallahu alem bissavab. İmam-ı Tahavi meseleyi burada koydu çıktı. Yani demek ki ashab arasında bu da ihtilaflıymış. Bunun için İmam-ı Azim bir tarafını almış, İmameyn de bir tarafını almış. Siz de kadı olduğunuz vakitte artık mücrimi getirirlerse hangi tarafı tercih edeceksiniz? Hangisinin mangırışı olsa ona göre bir fetva çıkarırsınız. He? Kendisini müdafaa edersiniz. Müdafaa mı? Paranın da müdafaası var. Allah-u Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.